Evet. Nanay mı? Ha? Ben bir şey söyleyeceğim mi? Söyle. Yani şöyle yaptım hocam ben. X büyük bir y'ye demiştik. X küçük bir y dedik. Küçük eşittir. O zaman dedim f(x) küçüktür y olsun dedim. Pardon f(x) büyük bir y olsun dedim. Hep olmayan ergi. Evet. Hep böyle olumsuz. Gibi oldu da. He? Olumlu düşünüyorum, varsayıyorum dedim. Yani her zaman onu kullanmak zorunda değilsin. Yani marifet şu, marifet eşitsizliği, x küçük eşittir y'yi, sıralamayı, toplama ve çarpmayla ifade edebilmek. X küçük eşittir y'nin toplama ve çarpmayla tanımlayacaksın. Her zaman bu mümkün değil. Göstermişim size, q kök 2 de mümkün değil. Ama reel sayılarda, kesil sayılarda, tam sayılarda mümkün. Yani şurada sağ x küçük eşittir y ancak ve ancak buraya toplama ve çarpma ile ilgili bir şey yazacağım. Eşitsizlik olmayacak bir daha içinde. Tamam mı? O zaman toplama ve çarpma eşitsizliği belirleyecek. Ne demektir x'in y'den küçük eşit olması? Ne biliyorum? Ne biliyorum? Reel sayılarda kareler pozitifliği belirliyor. Doğru mu? Kareler sıfırdan büyük eşitliği belirliyor. Sıfırdan büyük eşit her sayı bir karedir. Ve her kare de sıfırdan büyük eşittir. Değil mi? Onu biliyorum. Yani reel sayılarda bu sağlar demektir. Reel sayılar sağlar demektir. X sıfırdan büyük eşit ancak ve ancak öyle bir y var ki x eşittir y kare. Doğru mu? Değil mi? Sadece çarpma. Çarpma belirliyor. Toplam yok burada henüz. Burada hiç toplam yok. Burada sadece çarpma var. Y kere Y var. Bir karenin sıfırdan büyük eşit olması için o sayının bir sayının sıfırdan büyük eşit olması için o sayının bir kare kök bir sayının karesi olması gerekir. Kare kök olması gerekiyor yani. Değil mi? Bu ancak ve ancak. Bu da çarpımla ilgili bir ifade. Şimdi bunu kaydedebiliriz, doğru değil mi? Bu da x sıfır olsaydı yapabilirdik değil mi? X sıfır olsaydı y bir kare olacaktı, doğru mu? Ama x sıfır değil. Nasıl x sıfır yapabilirim burada? Buna denk bir şey. Ha? Her tarafı sıfır yaparsa yok edersin dünyayı. Evet, ancak ve ancak sıfır küçük eşittir y eksi x, doğru mu? Bu ne demektir? Sıfır küçük eşittir bir şey. Ne zaman? Ne zaman y eksi x sıfırdan büyük eşittir olur? Öyle bir z var ki y eksi x eşittir z karesi. Z kare z ise yani. Şimdi burada eksi x var. Önemli değil aslında ama bunu bir tarafa geçelim de artı olsun. Bu da ancak ve ancak. Öyle bir z var ki y eşittir x artı z kare. Demek ki eşitsizlik reel sayılarda tamamen toplama ve kare almayla çarpmayla isterseniz belirleniyor. Tamam. Öyle bir z var ki y eşittir x artı z kare. Şimdi bu çok bariz oldu. Bunun f'sini al. Değil mi? Bunun kanıtı şimdi. X küçük eşittir y olduğundan öyle bir z var ki y eşittir x artı z kare olur. Şimdi iki tarafa f'sini alalım. Demek ki f'y eşittir f(x) artı f(z) kare olur. Doğru mu?
Bu çünkü zekreze. F dağılıyor. Hem toplamaya dağılıyor hem çarpmaya dağılıyor. E bu ne demekti? F'ye eşittir. F'ye Px artı bir pozitif sayı. Bir kare. Demek ki Px küçük eşittir. F'ye. Çünkü bu özellik bu aksiyonlarla kanıtladık bunu. Bu sadece V'de değil, V'de de geçerli. Değil mi? Demek ki şimdi pi'ni nereye gittik bulmak için pi'den önce kesil sayılara bakalım. Pi'den sonraki, pi'den büyük kesil sayılara bakalım. Bundan gittikleri yer belli. Pi bundan gittikleri yerle bundan gittikleri yer arasında bir yer gitmesi lazım. Değil mi? Şunun bir fotoğrafını çek istersen. Ay ya da onunla tamam. Bunu çekmiş miydin? Tamam. Buraya gidiyor burada. Burada R üstü. Buradan buraya F yok henüz. F'yi bulacağız. Ama kesin sayıların nereye gittiğini biliyorum değil mi? Yani burada Q kare var. Q var burada. Burada da Q var. Q'su var burada. Buradan buraya giden K demiştik buraya. K var değil mi? Ne yapıyor bu K? N bölü M'yi alıyor. Bunu N üstü bölü M üstüne götürüyor. N üstü de yani N'nin gittiği yer. Ha? N tane bir üstünün toplamı. Burada pi dedim ama alfa diyelim isterseniz çünkü pi ile ilgisi yok alfa. Şimdi alfadan küçük kesil sayılar var. Onları yeşil ve kırmızı yapalım. Yeşiller kırmızılar küçük olsun, yeşiller büyük olsun. Bu yeşiller öyle Q'lar ki Q'da Q alfadan büyük. Bu kırmızılar öyle Q'lar ki Q'da Q alfadan küçük eşit. Bu kırmızılar bir yere gidiyorlar. Değil mi? Yeşiller de bir yere gidiyor. Diyoruz. K altında. Pi alfa sayısı gidecekse kırmızılarla bir defa kırmızılar her zaman yeşillerden daha küçük değil mi? Dolayısıyla kırmızıların gittikleri yer her zaman yeşillerin gittikleri yerden daha küçük. Alfanın bir yere gidebilmesi için bir, burada bir yer olmalı. İki, bir tane yer olmalı. Birden fazla yer olursa eğer biriciklik çelişir değil mi? Bir de tabii ki bu alfa, bu kırmızılar ve yeşiller arasında belirlenmeli. Kırmızılar ve yeşiller arasında bir tane alfa olmalı. İki tane varsa ne olacak? Bu kırmızılar ve yeşiller arasında bir alfa bir de beta varsa. Bir alfa var, bir de beta var. Diyelim alfa ve beta farklı. Yani alfadan küçük herkesin sayı, betadan da küçük. Alfadan büyük herkesin sayı, betadan da büyük. Ne yapabiliriz o zaman? Niye? Fiziksel şiddet uygulayacağım. Evladım onu soruyorum. Niye diyorum? Hocam ben yukarı gitsem olur mu? Hayır. Aşağıya gel. Tamam. Niye öyle olur diyorum? Öyle olur diyorsun. Dünyayı kendi iradesinde zannediyor.
Onu soruyorum. Alfadan büyük kesin sayılar, küçük kesin sayılar var. Alfadan küçük kesin sayılar var. Alfadan büyük kesin sayılar var. Alfadan büyük kesin sayılarla beta'dan alfadan büyük kesin sayılarla alfadan küçük kesin sayılar arasında alfadan başka bir sayı olabilir mi? Ha? Hocam ben cevap vermedim. Daha sonra da sorun. Hocam şöyle yapsak. Alfa, mesela alfadan büyük sayıya alfadan büyük bir sayıya alfa artı bir desek alfa zaten ondan küçük olacaktır. Aynı şekilde alfanın büyük olduğu sayıda üstün de olacaktır. Alfa, beta iki tane sayı. Tamam, bir de betalı yapacaksın. Beta, alfadan küçük tüm sayılardan küçük ve alfadan büyük tüm sayılardan büyük. Alfa, beta eşit olmak zorunda mı? Aynı yola çıkıyor da hocam ben korkuyorum. Kork. Şöyle yer açayım. Alfa burada, beta burada. Alfadan büyük kesili kesil sayılar betadan da büyük. Alfadan küçük kesil sayılar betadan da küçük. Evet, betadan da küçük. Ve burada iki tane sayı var. Birbirinden farklı. Bu mümkün olmaması lazım değil mi? Peki. Diyelim ki beta daha büyük. Öyle çizdim zaten. Betayı daha büyük çizdim. Beta burada, alfa burada. Ne yaparız? Efendim? Nereden gelse, nereden geliyor? Ben hep sen sor, soruları ben sorarım burada. Tüm sayılardan değil, tüm kesirli sayılardan. Beta kesirli değil ki. Beta kesirli olsa evet, çelişki çıkacak. Değil mi? Hangi sayı bulabilir miyiz? Ne tür bir sayı bulabilir miyiz? Ne yapayım ben alfa artı beta bölü 2? O zaman eşit olmadı. Eşit? Ben alfa beta'nın birine eşit olduğunu göstermek istiyorum. Aralarında rasyonel sayı olmadı. Aralarında bir kesin sayı var değil mi? Burada bir Q var. Ve bu Q yeşil, alfadan büyük. Beta'dan da büyük olması lazım, imkansız. Çünkü kesin sayılar yoğun. Değil mi? Yani alfadan büyük kesin sayılar ve alfadan küçük kesin sayılar alfayı belirliyor. Tek bir biçimde. Alfadan büyük kesin sayılardan küçük. Alfadan büyük kesin sayılardan küçük. Bir tane sayı var, o da alfa. Alfadan büyük kesin sayılardan küçük. Alfadan küçük kesin sayılardan büyük. Bir tane sayı var, o da alfa. Bir de beta olsaydı alfa artı beta arasında bir kesin sayı olacaktı. Çelişki. Değil mi? Peki. Şimdi gelelim buraya. Demek ki burada bir tane var. Burada bir tane var. Bir tane var burada. Yeşillerle kırmızılar arası. Yeşillerle kırmızılar gerçekten yapıyorlar. Tamam mı? Mengene gibi sıkıştırıyorlar alfayı. Sağdan ve soldan. Alttan ve üstten. Doğru mu? Peki. Şimdi bunlar bir yere gidiyor, kırmızılar. Yeşiller de bir yere gidiyor. Burada bir yer olmalı. İkisinin arasında bir yer olmalı. Yeşillerden büyük, kırmızılardan küçük bir sayı olmalı. Değil mi? Yeşillerden büyük bir sayı olmalı. Kırmızılardan küçük bir sayı olmalı. Ve tek bir sayı olmalı. Kırmızılardan büyük bir sayı, hani... Yani şurada bir sayı istiyorum. Şuralarda. Şurada bir sayı istiyorum. Öyle bir sayı bulun bana. Çabuk 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 çabuk. Ona kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Ha? Ha? Öyle bir sayı olduğunu göster. Sen adını veriyorsun. Doğmamış çocuğa don biçiyorsun. Daha adını veriyorsun. Daha alfa istiyorsun. Önce olduğunu gösterelim. Ondan sonra ad verelim. Değil mi? Sınırdan en küçük sınır. Bravo.
Bunların en küçük üstünlüğünü al. Bunların en küçük üstünlüğü var mı? Çünkü boş olmayan bir küme ve yeşillerde üstünlüğü değil mi? Real sayılarda bakıyoruz. Rasyonel sayılar, real sayıların bir alt kümesi. Rasyonel sayılar aramıyorum süpünü. Real sayılarda arıyorum. Haklısın. Rasyonel sayılarda olsa yapamazdım. Real sayılarda üstten sınırlı, boş olmayan her alt kümenin bir en küçük sınırı yok mu? Ve bu en küçük sınırı da tabii ki yeşillerden küçük olmak, küçük eşit olmak zorunda değil mi? Burada. Peki. Bir tane var. Bir tane bulduk demek ki. Bunlardan büyük eşit olacak. Peki. Başka bir tane daha var mı? Diğer tarafın infini al, değil mi? İki tane bulduk ya. Şimdi bir tane bunun süpü var. Buna sigma diyelim. Buna tau diyelim. Ondan sonra sigma ve tau. Bu sigma tau eşit olmak zorunda mı? Tau daha büyük olsa sigmadan bunun arasında bir kesil sayı bulmayacak mısın? Evet. Ama her kesil sayı bir yerden geliyor değil mi? O kesil sayı buradan da gelemez, buradan da gelemez. Çünkü sıralama çarpılır o zaman. Demek ki burada tek bir yer var. Evet, F'yi de öyle tanımlıyorsun. F alfa eşittir. Süp. Neyin süpü? Öyle kesin sayı oluyorsun ki Q alfadan küçük eşit. Olsun. Bunun iyi tanımlı ve birebir olduğunu gösterdik. Değil mi? Toplama ve çarpmaya saygı duyuyor mu? Evet, duyuyor. Farkı kapatabilir. Tamam. Demek ki reel sayılar kümesi ilahiymiş. Tek sorun dil sorunu. Çeşitli kültürler var. Ama hepsinin reel sayıları aynı. Ve bu da süp aksiyonu sayesinde. Süp aksiyonu doğru olmasaydı, süp aksiyonu silinseydi eğer, sıralı bir cisim olarak alsaydık eğer, onun tek bir modeli olmazdı. O süp sayesinde. Peki. İlginizi çekiyor mu? Anlıyor musun yanlışlarını? Ha? Anlıyorsun değil mi? Bir de şimdi düşün. Ya niye ben böyle düşünüyordum? Yani benimde ne vardı? Ya daha önce yani ne eksikti bende falan diye düşün. Tamam mı? Temel mantık şeyleri. Peki.